Yani ultileri, yetenekleri itibariyle hem Brown'un pasifini, Lucian'ın çok hızlı bir şekilde tetikleyebilmesi. Evet, şimdi düzeldi. Ve orta koridorda, evet, şimdi Yasuo, bunların ellerinde olacak. Trollemeye devam ediyorlar ama muhtemelen Yasuo'yu Nar oynayacak. Onlar da ultisini kullandıktan sonra Yasuo'ya çok güzel asist yapabilme özelliği var. Nokta Brown'un. Morgan olmadığı için ortalıklarda, aşağı koridorda özellikle Ezreal çok sıkıntı yaşayabilir. Brown artı Lucian ikilisi. Çünkü bir tane yetenek tuttuktan sonra, Q yeteneği tuttuktan sonra ya otomatik saldırısını yaptıktan sonra Brown'un o pasifin tetiklemesi çok basit. Lucian herhalde ilk önce Q'yu yolladıktan sonra rakibin amansız takipte takip etmesi sonucunda direkt neredeyse otomatik olarak tabii tetikleniyor. Tabii ki zaten bir tane otomatik saldırı üzerine bir tane Q'la direkt Brown'da iki tane yük yedirebiliyor. Meydan dayağı yükü yedirebiliyor. Üzerinde amansız takip dediğin gibi pat pat iki oto atak. Direkt sersemletme yani, etkisine maruz kalıyorsunuz. Ezreal artı Nami ikilisi gerçi çok mobil bir ikili. Yani hem Nami'nin yeteneğini tutturdukça takım arkadaşına hız vermesi, üzerine Ezreal'ın sihir geçişi sayesinde mesafe kat edebilmesi, koridorda o aşırı dürtme olayının üstesinden gelebilecek bir iyileştirme özelliğine sahip olmasına eminim. Bunlar çok önemli özellikler. Ama burada ani hasardan bahsediyoruz. Yani tabii. Brown'un ve Lucian'ın bir anda çıkaracağı hasara karşı şöyle bir gerçek vardır. İyileştirme yani sustain koridoruna karşı en iyi şey burst yani ani hasar. Aynen öyle. Koridordur. Yani bir anda girip bir kişiyi, o canı az olan ya da en azından azami canı az olan bir kişiyi hemen aradan çıkarabilecek bir kompozisyon her zaman bu tarz dediğin gibi sustain yani koridorda durabilen şampiyonlara karşı işe yarıyor ki koridorda durabilen şampiyonlar biraz daha tank özellikleri geri planda kalan şampiyonlar oluyor. Ne mesela bu Sona olabilir, Nami olabilir. İstisnai olarak belki Alistar'ı düşünebiliriz. Alistar biraz istisna kalıyor böyle bir durumda. Ama genelde Sona, Nami gibi takımlara karşı yani alt koridor destek şampiyonlarına karşı hemen hızlı bir şekilde skor alabilecek bir şampiyon ikilisi şöyle daha başarılı şey oluyor. Nami aslında Brown'un koridorda en nefret ettiği şampiyonlardan tabii. Bir tanesi. Çünkü suya pis yeteneği hani ilerlemekte olan, devamlı rakibin üzerine gitmek isteyen bir Brown'un bayağı bir canı sıkabiliyor. Ama diğer tarafta da Lucian gerçeği var. Lucian yani bir tarafta o Q'ları, mistik atışları tutturamayacak. Eğer tutturamazsa daha doğrusu Ezreal'ın hani verebileceğinden çok daha fazla bir hasar potansiyeline sahip. Özellikle pasifi ve amansız ilerleyişi, amansız takibi sayesinde rakibine göre çok daha fazla bir hasar verip onun kat ettiği, kaçmaya çalıştığı mesafeyi anında arkasından takip ederek kapatabilecek potansiyele sahip. Yani burada yine bireysel yetenekler çok ön plana çıkacak ki bu noktada Holy Phoenix'in ne kadar hani mekaniklerinin güçlü olduğunu biliyoruz. Tabii ki. O yüzden ezber konuşmayalım. Birazcık daha koridorda kimin ikinci seviye olup diğerinin üzerine gideceği önemli olacak gibi. Az önceki oyunda mesela Morgan'ın koridora geçip gelmesi, onu birazcık üzerine durmuştuk. İkinci seviye olamaması yüzünden o kara kalkanın gelmemesi bir anda işleri çok değiştirmişti. Ve İlkan'ın Dark Passage tarafına alınıp sonradan tam bir kar topu durumuna gelmesine sebep olmuştu. Diğer koridorlarda özellikle Yasuo koridoru eskiye nazaran birazcık da geri planda. Tabii ki. Çünkü hani minyonların üzerinden pıtır pıtır atlaya atlaya sonra rakibin üzerine gidip de hasar verme olayı artık birazcık daha geri planda. Çünkü 2'ye kadar biriktirebiliyor ve hasar tabii ki ona göre düşük oluyor. Ama yine de takım olarak buluştuklarında çok güzel bir sinerjileri var. Çünkü kesinlikle. Maokai'nin çok çılgın bir izleme potansiyeli var. Yani kilitlendiği zaman ister sıçra istersen geriye git geliyor yani adam peşinden. Ve Q yeteneği. Bir kere rakipleriniz eğer bir veya iki tanesini isabet ettirebilirsiniz. Yasuo belki hani Brown'un ultisine bile ihtiyaç duyuyor. Evet. Doğru hedeflere gittiği için. O yüzden burada hani Ezreal'ı çok sıkıntılar bekliyor. Çünkü Maokai artı Yasuo'nun onu yakalaması için çok güzel bir kombosu var kendi aralarında. Brown illa oradan bir şey tutturmasına gerek yok. Ve ayrıca Lee Sin tabii ki koridor safhasında özellikle Yasuo'nun bayağı bir etrafında dolaşaktır. Özellikle ikisi de 6 seviye olduktan sonra garantili ulti kombosu. Aynen öyle. Konusu. Diyoruz ve birazdan herhalde maça geçeceğiz diye tahmin ediyorum. Şöyle bir soru sormak istiyorum sana. Benim kafamda çünkü ufaktan en azından birkaç fikir oluştu diyebilirim. Sence yarın eğer Legacy ve Dark Passage final oynarsa
ne gibi bir seçim ve yasaklama ekranı görürüz? Neler yasaklanır, neler seçilir? Yani Alistar sanırsam Değil mi? birazcık sıkıntılı bir tercih. Eğer Dark Passage kendisi oynamayacaksa ki oynamıyorlar. Bu maçta bile yasakladılar. Alistar'ı görmek istemeyecekler. Zilean birazcık daha az mobil olan bir kasetin görevi görüyor aslında Evet. oyunun başlarında. Yani koridorlar arasında çok hızlı bir şekilde dolaşabiliyor. Mesela az önceki maçlarda Russian Force'a karşı aşağı koridoru resmen kampladı. Bunu da yapabilmesinin tek sebebi iki kere üst üste kendisini hızlandırıp bekleme sürelerini kısaltıp rakiplerinin üzerine gidebilmesi, o koridoru Morgana'ya göre çok daha hızlı kat etmesiydi. O yüzden Zilean ayrıca Rengar'la çok güzel bir sinerjisi Aynen öyle. var. Muhtemelen anladığım kadarıyla Legacy takımı Uzak Doğu maçlarını izlemiş. Kendisini oradan ödevler çıkarmış, dersler çıkarmış. Ona göre çalışıp gelmiş buraya. Çünkü buna benzer kompozisyonları Uzak Doğu'nun da yaptığını görmüştük. Tabii bu zaten hani geçtiğimiz maçta izledim bilmiyorum ama Armine ile konuşurken de olabildiğince bahsetmeye çalıştım. Uzak Doğu oyuncularının neden Rengar'la Avrupa ve Amerika oyuncularına göre daha başarılı olduğunu, hani biraz daha takımı Rengar'ın etrafına kuruyorlar. Rengar'ı bir takım kompozisyonunun ortasına oturmaktan ziyade. Durum böyle olunca, çünkü Rengar daha baskın takım arkadaşlarına sahip olmayı seven bir şampiyon. Takım arkadaşlarının koridor safhasından ya galip ya da en azından eşit çıkmasını seviyor ki o elde ettikleri avantajı birilerini sağda solda yakalayıp yine daha da Aynen. büyütebilsin. Durum böyle olunca biraz daha tank Rengar'lar görüyoruz Kore'de ama Amerika ve Avrupa'da hani pek ne yaptığını bilmeyen Rengar'lar böyle daha AD Rengar, daha böyle birini teklemeye yönelik Rengar'lar olunca bir anda ava giderken avlandıklarını Ama görüyoruz. mesela karbon ondan biraz daha uzak bir eşya dizilimini tercih Direkt ediyor. tank gitti o da. İlk önce botlarını bitirdi. İyi oynaya çizmelerini bitirdi. Zaten Madet pancileri fix. Üzerine hemen bir Alas taşı geliyor. Alas cevheri geliyor. Ve ondan sonra rakibin hani durumuna göre işte muhtemelen oradan bir eşya tercih. Bu arada şimdi o koridorda, daha doğrusu boşlukta buldular. Dayruin oradan kaçmaya çalışıyor. Fakat işte orada ilk kan. Crystal gülmek yok, öldürmek var. İddiasını devam ettiriyor. 325 altın hiç fena değil. Bir de botuyla beraber artık koridorlara daha da belki botun değil de acaba tin taşını mı tamamlayacak? Bakalım şimdi. Geri döndü. Evet, botun tamamladı. Çünkü Diyson için mobilite her şeyden önemli. Yani zaten oyunun başında sağlıklı bir şekilde ormanı yapabilen bir şampiyon. Bu yüzden de ilk etapta koridorları daha fazla baskı altına almayı tercih edecek. Tabii Lucian artı Braum sinerjisinin burada bir kez daha ne kadar etkili olduğunu gördük. Hemen Ezreal'in üzerine yükleri biriktirmeyi başardılar. Ezreal her şeyini kullanmasına rağmen oradan kaçamadı. Çünkü üzerinde rakiplerinden gelen 3 tane yük vardı. 4. yükü zaten geldiği anda da kullanmayı başardılar. Bu arada taşın üzerine gittiler. Dairun yalnız büyük risk alıyor çünkü sıçraması yok. Bir skor daha göreceğiz. O neydi Dairun ya? Yani dünyanın gerçekten en yolu oyunu yapmış olabilir şu an. çok acemice bir hataydı. Bakalım Holy Phoenix'in de öldüğünü bir ihtimal görebiliriz. Of. Tutuşturla onu Evet. da almayı başarıyorlar. Archie bu arada kovalamayı, pardon, Taç. Taç kovalamaya devam edecek mi Archie'yi? Bakalım, o meydan dayağı yükleri hala ancak şimdi belirdi. Bakalım Q'sunu da isabet ettirdi. Son bir otomatik saldırı. Hayır. Gelmeyecek. Yani burada Dairun'u yapmaya çalıştı. Gerçekten anlam veremedim ben. Çok enteresandı. İki tane skor verdi rakiplerine. Bir Hani tanesini Lucian'a verdi hatta. aynen öyle. O çalıda bekleyip ilk giren kişiyi dürtme taktiği pek Braum'a Braum işlemiyor. ya. Şaka mı yapıyorsun yani? Zaten o bahsettiğimiz hani bir tane otomatik saldırı üzerinde buz yanı ile beraber hemen Lucian'ın da iki tane otomatik saldırısıyla zaten Yani. sersemlettiğini gördük. Çok ilginçti. Neyse dur bakalım daha neler göreceğiz bu oyunda. Daha oyunun 3. dakikasına girmeden arkadaşlar 3 tane skor görmüş olduk. Yine Aram tadını göğün bizi bekliyor ki bu sefer Archie o yükler birikmeye başlıyor senin ama Holy Phoenix hele bir dur ya. Bir iki tane minyon kesimledi. Touch o skorlarla beraber hızlı bir şekilde ikinci seviye oldu. Bu arada Bakalım Doom'a Holy çakıldı. Phoenix de 2 olabilirse çok tehlikeli bir duruma gelecektir ama Doom Edge'e yavaş yavaş alt koridora ilerliyor. Holy Phoenix'in başı dertte, Oh çok güzel güzel bir sıçrayla kaçtı oradan. oradan. Bir de orada ufak bir bekleme yaptı. Hemen ilerlemedi takım arkadaşının da kendi üzerine gelmesini sağladı. Böyle bir Jarvan'ın ikinci seviyedeki baskının ne geçmiş oldular. Daha doğrusu üçüncü seviye baskını mıydı bakıyorum. Bizim kırmızıyı çalıp geldi oraya değil mi? Galiba evet.
Yok, Buna ikinci seviyeydi henüz. iki Şimdi seviye. evet, Okey, ikiydi tamam. yani Şimdi mavi yazıyor o belirdiğinde, zaman. evet. Okey. Bakalım. Doğru, bizim Lee Sin Crimson'dan başladı oyunun başında. Tabii o kadar fazla aksiyon oldu, kim nereden başladı göremedik. Daha dakika birde ilk gun, üzerine iki tane daha skor. Bu arada şimdi Archie arkadan Crystal'la beraber skoru istiyor Dark Passage ekibi. Crystal ooo sesli alkış tutmadı ama o yoksa sıçraman var dedi. Yalnız Jarvan geri döndü bu noktada. Bakalım skor alabilecekler mi? Touch'ın da yeteneği tutmadı. Yetenek atışlarında birazcık sıkıntı yaşadı oyunun şu dakikasında. Birbirlerinin üzerine evet. sıçra sıçra oradan çıkmayı başardı. Bakalım yola geliyor mu? Yola geliyor mu? Hayır gelmedi. Şimdi üzerine bir daha gidiyorlar. Öldü. Ve almayı başardılar. Bir skor daha Crystal'dan ama minyonlar OP mi? Hayır değilmiş, o kadar değilmiş. Üzerine bir de Holy Phoenix bir skor aldı. Arkadan gelen Naruda 3. skoru garantilemiş oldu. Yani herhalde şu an solo queue ya. Evet. Aralarında bayağı enteresan yani, muhabbetler dönüyor. Ormancılar alt koridorda 3'e 3 zorluyor. Bir bakmışsınız 4. seviyede orta koridor oyuncusu alt koridora gelmiş. Yani çok ilginç bir maç izliyoruz. Tabii daha da burada pozisyonu da izleyelim hemen. Hani Holy Phoenix burada güzel yemledi aslında. Daryl'in fazla inandı ama Touch'ın da zaten o buz yanıyla Crystal'ın da ses dalgasını tutturmasıyla beraber skor alındığını gördük. Naru da aynı şekilde çift güçten değil mi? Aynen öyle. Şimdi izleyen düşünsün diyor. Maç hemen daha da kızışmadan hemen bahsedelim günün maçlarından hızlı bir şekilde. 3-1 sanıyorum günü 3-1 kapattı Legacy ve finalde oynamaya hak kazandılar. Yani Wildcard finalinde oynamaya hak kazandılar. Russian Force 3-0 geride, yani haklarını tamamen kaybettiler. Hemen şundan bahsedeceğim bu arada. DC'nin erken seviyede yapmış olduğu 2 tane uzun kılıç tercihi tamamen koridora yönelik arkadaşlar. Tabii. Ve rakibin ormana yönelik. Zaten koridorlar kazanıyor şu dakikadan itibaren. Hani kiminle mücadele ediyorum? Jarvan. Jarvan'ın tin taşı varken o Lee Sin'le mücadele etmesi şu an mümkün değil. Bu da aslında yani arada gördüğümüz oyunlardan bir tanesi. Özellikle dikkat çekmek istedim. Bak Crystal Met hemen aşağı doğru geldi. Bıraktı ormanı falan. Orada skoru istiyor. Archie'nin üzerine doğru gidiyorlar. Yürüye yürüye hatta gittiler ve skor bakalım kimde kalacak? Holy Phoenix'e bıraktılar. Üzerine bir de Daryl'in üzerindeler. Bir vuruş daha bakalım kimden gelecek? Kimseden gelmedi çünkü sihir geçirip çıkmayı başarırsan devam edebilirsin. Yani ormanı temizlemektense direkt şampiyonları aynen temizlemeye yönelik bir eşya tercihi. Günün maçlarından bahsediyorduk. Yine bahsedemeyeceğim ben galiba çünkü sürekli bir aksiyon oluyor haritada. Dumeka şimdi yavaş yavaş Naru'nun üzerine gidiyordu ki 6. seviye olduğunu görüp çekindiler. Darker'ın ultisi olduğunu bildiği için Naru orada girmeyi tercih etmedi. Başka bir şampiyon olsa büyük bir ihtimal atardı orada ultisine. Evet, Jarvan yanında olsun olması çok önemli çünkü orada hem o şampiyonu üzerine Jarvan'ı da alma şansı vardı. Çift güçlendirmesi çünkü şu an oyunun bu dakikalarında çok büyük bir artı, o gerçek hasar. Yukarıda bu sırada şimdi Fab artık sıkıldı herhalde dürtülmekten ve rakibin üzerine gidiyor. Bu arada şunu da söylemekte fayda var. Normalde Maokai özellikle bunun gibi koridor anıması bir şampiyona karşı oyun erken safhalarında biraz daha geride olması lazım ama şu an minyonluğu da öne geçmiş durumda. Bu da çok önemli. Bu arada şimdi Archie'nin üzerinde müthiş faslar var ve Daryl'in bu arada minyonların arasında Daryl'in çok dikkatli olması lazım. Minyonlar da vurmaya devam ediyor ve onu da almayı başaracak Holy Phoenix. 2'de 2 yapmayı başardı. Yani minyonların arasında böyle bir şey yapma lüksünüz yok. O yediği hasarın zaten 200 civarı büyük bir ihtimalle sadece minyonlardan gelmiş diye düşünüyorum. Jarvan'ın da alma şansları var bu arada. Tabii kesinlikle. Görmemiş gibi yapıyorlar şu an. Bakın. Aa. Ama Touch oldu mu? Oldu mu? Neyse Touch da artık bizden birisi. Yakında ismini değiştirip Ömer. Yok öyle bir şey yok arkadaşlar. Sadece benim asparagasım. Şimdi Maokai'yi en topu aldı. Bunun üzerine doğru gidiyor. Çok güzel bir şekilde rakibin üzerine odaklandı. Ultisini açtı. Takası kazandı. Zaten bu combo koridorda her türlü takassan galip çıkmanızı sağlıyor. O %20 hasar indirgemesi muazzam. Evet bakalım. Şu anda oyunun hafiften durulduğunu, durulmasını fırsat bilip bahsedeyim. Legacy Esports 3-1 ile Wildcard finali ismini yazdırdı. Aynı şekilde Dark Passage, hani Russian Force 3 maç kaybettiği için finaldeki ikinci takım, Dark Passage'ın sadece bu maçı kazanması demek mavi tarafı, yani istediği tarafı daha doğrusu finalde seçebilir anlamına geliyor. Çünkü finalde olmayı garantilediler. Bakalım Daryl'in şimdi başı dertte. Sıçradı bir de rakibinin suya pisinden. Ama Daryl'in üzerinde tabii Brown'un herhangi bir otomatik saldırısı veya Q yeteneği gelmeyince orada
istersem netemedi der. Bu arada Lulu o savaşı istemiyor bence. Dikkatli olması lazım. Yandan her ne kadar Jarvan gelse de Makai de o partiye katılabilir. Hatta gelmeyin diye orada Koza'yı da attı. Evet, şimdi o mesajı alan ikili ordu uzaklaştı. Ve evet, iki tarafta birbirinin mavi güçlendirmesinin etrafında dolaşıyor. Şu an itibariyle Darker o mavi güçlendirmeyi takım arkadaşıyla beraber almak için yaklaştı. Ama gerçek var ki yani Rus ekibi bu turnuvada çok fazla bir varlık gösteremedi. Şu anda da oyunun daha bu döneminde 3500 altınlık bir fark söz konusu. Dark Passage yine 8'e 1 skorlar. Her ne kadar kule almış olsa da Dark Passage ekibi şu an tadını çıkarıyor diye tahmin ediyorum. Bu oyunda da hatta Holy Phoenix'ten bir yani çoklu bir skor bekleyebiliriz. Bu arada Crystal aşağıyı çok sevdi. Yine orada Daryl'in gidecek hiçbir yeri yok. Taç kuleyi tanklamaya devam ediyor. Ve Crystal Met yine skoru almayı başardı. O da 3-0-1. Ya bu arada hani Holy Phoenix 5-1-2 olduğu için fark etmiyoruz ama Taç gerçekten başarılı oynuyor. Çok özellikle başarılı. O buz yanayı ve otomatik saldırılarıyla beraber sürekli o meydan dayağı yüklerini yedirmeyi başarıyor. Hayır, karşı bana değil, bana değil. Çok güzeldi. Çok o sancak güzeldi. Kombosunu kesti yanlış görmüyorsam. Evet. Ama orada kendisini feda edecekti derken sıçrayla çıkmayı başardı. Şimdi bir infaz Darker'ın üzerine. Darker'ın gidecek hiçbir yeri yok. Ve evet Darker bir de rakibine orada bitkinleştiri koydu ama uyandığında çok kötü şeyler bekliyor bakalım. Seni Darker. Kusura bakma ama. Mavi güçlendirmesini kim isteyecek bakalım. Oo, sıçradı. Ve kaçmayı başardı. Oo, bu arada aşka ya. Gelmiş bir Lee Sin görüyoruz burada. Sıçradı Crystal Met. Dümdüz koşarsan ben de seni yakalarım dedi. Ve mavi güçlendirmesini tazelemiş oldu. Yukarıda dünyanın en sıkıcı mücadelesinden bir tanesi izliyoruz şu an. Fab sağ olsun almış olduğum Makai ile. Evet, burada neler olmuş bakalım. Evet, dediğin gibi bu arada arkadaki çarma dikkat edin. Taçın ultisi evet. Çok güzel hal. Çok güzel oynadı orada. Ve evet. Bu oyunun sonucunda Darker'ın ben oradan çıkabileceğini düşünmüyordum ya. Değil mi? Evet. Zaten çıkamadı da yani en nihayetinde çıkamadı ama güzel bir sıçrayı izledik ondan da. Crystal tabi burada başarılı bir şekilde takip etti. Evet, burada hızlandık hep beraber ve Crystal. Bu arada yukarıda neler olmuş? Evet, sonunda seni o sıkıcı mücadeleyi evet. Bitiren hareket Naru'dan geldi. Asisti de alan, ikinci defa asist yapmayı başaran bir Makai. O da hızlı bir şekilde asılık sopasını ilerliyor. Yalnız aşağıda bir işler dönüyor şu an itibariyle. Taç, ejderhanın girişine izin vermek istemiyor ama yani tek başına da bir yere kadar. Bir de onu çalsaydı herhalde. Oo, bu arada Taç'ı şimdi 4 kişi büyük yumdular. Büyük ihtimalle ve başaracaklar. Evet, çünkü sonunda. Yakında bir takım arkadaşı da yok. Sonunda. Taç bu sefer açılmasının bedelini ağır ödedi. Ama şu an yine de 13 skorun 9'una ortak olmuş. Hatta evet, takımında evet. Holy ile beraber birinci diyebiliriz en azından skor ortaklığı konusunda. Evet. Oo, çok güzel sayıldı oradan. Tabii yayına yeni katılan arkadaşlar için hemen ondan da bahsedelim. Trialband'e turnuvaya katılamadığı için Holy Phoenix'in Avrupa Batı sunucusunda Duo Q arkadaşı Norveçli Taç bu oyun yani bu wildcard turnuvasının en azından Dark Passage için yedek rolünde. Şu ana kadar bence en azından çok başarılı performans sergiledi. Bu arada Nami yani o kadar talihsiz bir durumda ki şu an. Ultisini kesip gidecek mekanikler can sıkıcı. Bu arada aşağıda Holy Phoenix yakalanmış. Bakalım oradan çıkabilecek mi? Hayır, bu sefer çıkamadı ve skoru almayı başaran Jarvan'dı ama aldığında pişman eden bir Crystal oraya geldi. Tekmenin tersiyle vurdu ve skoru almayı başardı. Bu sırada Arşi Kule'yi nereye kadar savunuyor? Buraya kadar. Neler Nami'nin ultisini kesebilecek? Hem hani o kapıyı doğrultup ilk yeteneği durduran bir Brown üzerine yetmiyormuş gibi rüzgar duvarı sayesinde Yasuo. Yani bu oyunda çok sık bir şekilde o Nami ultilerini efektif bir şekilde göremeyebiliriz. Koridor safhası için fena değil ama takım savaşlarında açıkçası kafada şüpheler var Nami konusunda. Bakalım Arşi güzel bir ulti atmayı başarabilecek mi? Tabi Archie'nin Naruto'nu fazla yaşatmayacaktır diye düşünüyorum. Son bir çelik fırtına gelecek mi? Ve hayır, Archie oradan çıkmayı başardı. Naruto'nun başı dertli. Üzerinde tutuştur var bu arada. Ölecek mi? Hayır, düşmedi. Ve 7-0-1 oynayan, yanlış saymadıysam artık bir Crystal Mess var. Crystal 7-0-1. Ya adeta bu artık bir antrenman maçı haline geldi.
Normal sıradan bir gün yola giderken arkadaşlarla 26.217.400 701 Lee'sin senin dediğin gibi 525 bir Lucian 301 bir Yasuo. Yani olay sadece artık kendi kıvamında geri çeken. Yani bununla ilgili fazla yorum yapmayı bilmiyorum. Gerek var mı ama. Eşyalar bakımından tabii dünyalar kadar fark var artık iki takım arasında. Özellikle yani Lucian ile Ezreal arasındaki fark muazzam. Aynen öyle. 5-2-5. Yani şu anda Deiru'nun hiçbir eşyası bitmiş. Hatta yarısına bile gelememiş şu anda üçlü kuvvetin. Bakalım nasıl devam edecek Dark Passage bu maça. Kırmızı güçlendirmesini Deiru'ne teslim etmeye çalışıyor Dumeka. Bu arada Holy Phoenix hala üst koridorda tek başına devam ediyor. Şu anda 3 kişiyle karşılaşacak sanırım. Bakalım neler yapacak. Eğer düşerse bir skor çıkarabilecek mi? Deiru'nun üzerinde büyük bir hasar var. Bakalım güzel bir sıça geldi Holy Phoenix'ten. Şu anda 2 kişiye karşı tek, 2'ye tek mücadele ediyor. Ama ATR'i bezdi. Şimdi takım arkadaşları geldi ve... Dark'ın ısını kullandı üzerine. Oo, bu arada Holy kaçmayı başardı. Diğer tarafta Nami'yi de alıyorlar. Dumeca içeri girdi ama o da düşecek. Diğer tarafta Nuru düşmek üzere. Of. Çok güzel bir hareket. 3'te 3 Yasuo. Aldı at dedi vallahi yani Naru ya. Ama yani bu olayları başlatan hareketler kimden geldi? Yine Holy Phoenix muazzam oynadı. Şimdi Darker orada gördü ama Darker fark ettim bilmiyorum ama takım savaşına hani full can üzerinde kendi ultisiyle beraber geldi. Yani şu anda ultisi yok hatta fark ettiysen. Ne olur ne olmaz diye. Öyle diyelim artık bu dakikada çocukları eleştirmeye gerek yok. Olay bakalım. Meydanda zaten. Bakalım şimdi yeniden görelim. Çünkü ben takım savaşına odaklıydım. Bu arada Holy Phoenix resmen dans etti orada. Şimdi göreceğiz. Sağ taraftan abi gelen bir Darker. Acaba... Yanlış bastı herhalde yani diyecek fazla bir şey yok. Burada Crystal'ın attığı ulti ile beraber Yasuo'nun da ulti kombosu mükemmeldi. Oo bu arada Dumeç oraya geldi ve geldik. Düştü. Taşın üzerindeki bomba patladı. Crystal'ı hasar güzel bir şekilde paylaştılar. Ama bu attığı bombaya karşılık esas bomba Yasuo'dan geliyor. Al sana kılıç dedi ve orada skor almayı başardı. 21'e 3. Yani herhalde izlediğim bu sahnede en açık ara fark şu an burada. Deiru'nun Holy Phoenix'le mücadele etme şansı yok. Hatta o da bıraktı. Yani adamın eşyada bak abi ben bunu nasıl mücadele edeyim der gibi. Şimdi kule altına daldılar. Yasuo ile Maka'yı ulti kombosunu yaptılar fakat acaba oradan Naru alabilecek mi? Hayır tutuştur son bir pıt geldi geldi. Son bir pıt geldi ama karşıda kendisi düştü. 500 altını almayı başaran kim oldu o sırada? Sanırsam Nami'ye mi gitti? Nami'ye gitti. En gerekli şampiyona gitti şu an. O altına ihtiyacı olan. Jarvan'a tekmeyi tuturdu ama gitmek konusunda tabii ki birazcık çekingen. Evet şimdi ulti geliyor. Jarvan'ın üzerinde müthiş bir hasar var. Neredeyse. İnfazı neredeyse yapıyor da abi patlatma çocuğu. Gitti. Mako'yu patlattı orada. Gol mü? Değil. Ha gol. Vurdu. Vurdu ve evet şu an savunmaya devam etmeye çalışıyor en azından. Russian Force. Ama yani çok fazla geride olduklarını söylemeye tekrar gerek yok. Sadece burada Dark Passage'in insafına kalmış durumda. Darker bu ekibin üzerine gitti. Ultisini kullandı. Şimdi Holy Phoenix'in oradan uzaklaşması lazım çünkü... Oo yine tutmadı. Ve acaba alabilecek mi? Oo bir de utanma. O da atılır mı ya? Çok ayıp ya. Abi ulti, iki ulti. Bitkinleştirme. Daha ne? Yandan bir de Nami geldi, iyileştirdi. Oldu mu ya? Bir çocuğun üzerine bu kadar gidilmez tamam. İki tane skor aldı ama. Oo bu arada Touch Jarvan'ı kaçırdı oradan. Hiç uğraşmadı bile arkadan Lee'sin geldiğini fark etti herhalde. Touch da yani takımın bu aşırı gelmiş moduna uymuş durumda şu an itibariyle. Naru da tabii kendi ormanı gibi rakip ormanda dönmeye devam ediyor. Olması lazım Jarvan'ın. Şu an yani haritanın hiçbir yeri onların değil. Herhangi birinde ölme ihtimalleri var. Çünkü mobil şampiyonlardan bahsediyoruz. Bakın mesela yakalanan bir Darker kendi üzerine ultisini kullanacak. Bakayım
Vakti var mıydı? Olmadı bile galiba. Bekleme süresi değil değil mi ulti? Kimin ultisi? Senin ultisi sanki bekleme süresi değil. Şu anda bekleme süresi, yani geriden bakarsak bekleme süresine hemen bakayım ben de orada. Allah Allah, enteresan. Duruma. Bu arada Dumeç oradan kaçmaya çalışacak ama yolda durdurdular onu. Bakalım Taç oradan çıkabilecek mi? Ultiyi yani Braum üzerine kullandılar ve Braum hala yaşamakta ısrar ediyor. Kendi üzerine bir de Dan suretinin aktifini kullandı ve Jarvan'ı eritmeyi başardılar. Var mıymış? Öldükten 5 saniye sonra gelmiş ultisi, evet. Tabii kısa bir süre önce yukarı koridorda kullanmıştı ama onu da ultisi... Ooo bu arada Crystal'dan büyük oyun. Mago'nun kollarını attı ama oradan çıkmayı başardı. Ezreal. Üzerinde bu arada tarafta... Zilin var. Bitmek üzere ama. Evet, onu bekliyordu. Onu bekliyordu ve şimdi rakibin üzerine gitti. Bunları mı alıyor? Yohar, Polyphenix'in fazla almayı başardı üzerine. 2'de 2. Üzerine üçte bakalım ATL maze'i düşürmeyi başarabilecekler mi? Naru devam ediyor. Otomatik saldırı son ya, bir Q'la. Bekledi güzel ama almasını bekledi. Aldılar. Almasını bekledi. Naru orada yine bir 3'te 3, 4'e 4'e koşar mı diye baktı ama yok. Sıfır. Yani dakika 19'da zaten 15 binlik bir altın farkı. DP kesinlikle finale zaten adını yazdıran ikinci takım demiştik. Yarınki Wild Card finaline. Bakalım Dumeka orada takım savaşı başlatmaya çalıştı ama başarılı olamayacak. Aa, yani takım patladı yok orada ki. Evet. Yani takım savaşı diyemedik tam. Yola başlattı yine. Evet, Olympinix orada. Yedi o su yapısı. Üzerine de bomba geldi ama kaçmakta sıkıntı yaşamadı. Şimdi Darker bunların üzerine gitti ama hemen bunları orada uzaklaşıyor. Son bir alışveriş diye tahmin ediyorum. Sonra Baron mu olur artık? Başka kuleler mi olur? Bilemiyorum ama oyunun kontrolü tamamen Darkness için ellerinde. Şu an eğlenmekte. Hatta ben uzun süreden beri ilk defa bu arada tutturmayı başardı Taç ama yandan ulti geldi ve durduruldu. Taç'ın o işte kalkanı, kapısı artık ne dersiniz deyin. O ultiyi durdurdu ve Namu'nun ultisi etkisini göstermedi. Yalnız diğer taraftan şimdi Russian Force ekibi gelirken infaz edildi. Biraz canları azaldı. Oradan çıkmalı lazım. Şimdi yalnız bu ikiye 4 bir savaş. Bakalım oradan kaçabilecek mi Polyphenix? Sıçramasını da kullandı. Naru ve Crystal bu arada arkalardan girmeye devam ediyor. Darker çok erken bir ultiyle yine kovalamaya çalışıyor Olifinix'i. Bir tane daha bomba koyarsa düştüğünü görebiliriz. Şu anda ultisi ama ultisi bitti bu arada. Bakalım oradan toplayabilecek mi Crystal'la Naru? Şimdi Omega'nın üzerinde büyük bir hasar var. Crystal 3 kişinin arasına girdi. Bir tane skor çıkardı. Devam ediyor vurmaya. Naru bir tane daha skor aldı. Bakalım Crystal'ın başı dertte mi? Hayır değil. 2'de 2 yapan bir Maokai da var. Kapat, sanırım kapat. Naru da zaten 2'de 2 yap. Hayır, Crystal da 2'de 2 yapmış ve abi katliam çok yapmayı başardı. Detaya girmeye gerek yok yani. Ne yani? Katliam. Katliam, tamam katliam. Çünkü herkes bir şeyler aldı orada. Takım savaşları 2 saniye falan sürüyor. Genelde Russian Force'in yapmış olduğu. 34'e 7 zaten. Yani. Diyecek fazla şey yok. Yani burada Holy Phoenix'i hemen indirmeyi başardılar ama zaten ne kadar kuvvetli olduklarından bahsediyorduk. Crystal 4 kişinin arasına girdi. Aldı bir de. Aldı, sonra geri çıktı, sonra bir daha. Evet, tekrar bulunun üzerine kendisini girdi. Kendisini takip etmeye çalışıyordu ama takip edilen kendisi oldu. Ben uzun süreden beri ilk defa yani Crystal'ı oyunlarını izlerim, bir hırpalayan görüyorum Lee Sin'de. Çünkü o daha çok böyle hani tank eşyaları tercih eder. Bu arada bu Mako'yu ne vuruyor derken yandan bir de Yasuo kapattı ve Jarvan bir kez daha öldü. Herhalde ölme rekoruna doğru koşuyor şu an. Günün başından beri bayağı bir skor verdi takım arkadaşına. Daryn'de düşmek üzere onu bıraktılar. Bakın ultisi üzerinde şu an kimse vurmuyor ama sonunda ne vurdu? Mako'yu ultisi patladı galiba. Evet, Mako'nun ultisi patladıktan sonra oradan kaçmayı başardı. Oo, Archie orada çelik fırtına kendisini resmen teğet geçti. Daryn'de hayatta fakat çok uzun sürmeyebilir bu macerası. Dikkatli olması gerek. Çünkü Mako'ya oraya doğru geliyor. Şimdi infaz canını bitirmek üzere ve top gol mü? Hayır değil. Ama kule altında son vuruş. Hadi Phoenix'ten geldi. 10. skorunu aldı ama bu maçta en azından Naru Holy Phoenix'ten daha fazla skor almayı başardı. 14 tane skoru var. Bir iddia varsa yani Naru kazanmış durumda. Bu arada Dumeç'e yani acaba başka bir yere mi bakıyor? Dümdüz koşuyordu çünkü hiçbir şey yapmadı. Evet. Enteresan. Enteresan bir oyun daha. İki infaz açmayı başardı şu anda Darkness'i. Yavaş yavaş Nexus kulelerine doğru da ilerliyorlar. İlk Nexus kulesi düştü 23. dakikada. İkinci Nexus kulesini düşürmeden önce birkaç tane daha skor almaya çalışacaklar. Yani şu anda o Fountain'dan
şeyden dışarı çıkamıyorlar. O lazerin menzilinden dışarı çıkmakta zorlanıyor Russian Force ama Holy Phoenix'i öldürmeyi başarırlar. Yine de nafile Fabulous tek başına otomatik saldırılarıyla oyunu bitirmeyi başaracak. Ben gidip vuracağım şimdi bir tane. Vursana abicim. Yok, vuramadı. Brown neredesin? Şaka maka bitmedi yalnız. Brown hadi abicim. Bir otomatik saldırı yok mu? O kadar da kapatıcı bir şekilde anlattın totem yani. Totem var bak totem var totem. Yukarıda bak Mako'yu toteme ışınlanıp çat diye bir tane vuracak. GG. Bak yazdım. Lafı resmen ağzıma tıktı ya Russian Force. Tam diyordum oyunu bitirmeyi başaracak derken. 10 canla Nexus. Bakalım. Hadi Fabulous. Bir şey al ya. Bak onlar da gösterdi. Evet. Bir tane şey yok mu? Abi gitti infilak DNA'yı aldı ya. Pırıltı alsa bir tane ışından topu at gol. Bitti. Yok. Bitmedi. Ha, geliyor. Hadi yavrum. Hadi koçum. Yürü. Ve evet. 1. 2. 3. 4. Aa! İn aşağı vur be. Vurdu be. Gol oldu.